Peki, şeye bakalım. Gezme fırsatın oldu mu mesela Barcelona'ya ya da daha sıcak olabilecek yerlere gittin mi İspanya'da? Gittim. Geçen hafta şey vardı, bu İstir tatili de. Paskalya. Aynen, Paskalya'da Barcelona'ya gittim önce. 3 gün orada kaldım. Barcelona'da da çok yakın bir arkadaşım var. Zaten bu Madrid'deki arkadaşım, ben ve Barcelona'daki arkadaşım, yani biz Polonya'dan arkadaşız. Ne güzel. Barcelona'daki çocuk da normalde İzmirli. Barcelona'da yüksek lisans yapıyor. Ha. Onun yanına gittim. Sonuçta bu Madrid'deki de geldi. İşte beraber gezdik Barcelona'yı falan. Çok güzel, hani onu da uzun zamandır görmemiştim. Oradan sonra Portekiz'e gittik. Bu Paskalya tatilinde işte Lizbon'la Porto'ya gezdik. İşte Porto'da şaraptır, Porto şarapları. Çok İşte güzel. Portekiz'i Lizbon. severim Aynen. Ben ilk defa gittim. Çok beğendim. ben de. İşte bakalav balıklarını falan. Balık konusunda gerçekten çok Çok iyiler güzel ve değil mi? şey, çok güzel kahveleri, hani kahveyi de Kahveleri çok de iyi aynı. yapıyor ve ucuz da kahveleri, şarapları Tamam. gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Paskalya muhabbetine, ya bir de üniversitede tatil var ya, biz 10 güne yakın tatil aldık. O tatilimiz var zaten. Biz bir haftayı komple Aa, tatil yaptık. baya Çoktu. Zaten hani ben Portekiz'e o şekilde gittim. Hani çokmuş. okul falan her şey tatil. Daha cumadan tatil yapmaya başladılar. Ben de şeyim, hani perşembe günü, çarşamba günü pardon, hocamla konuşuyorum. Hani işte deneyimi falan, böyle hani hocam hangi deneyi yapsak falan diye işte. Hoca dedi ki, bak ama İzal'de cuma günü tatil, hani deneyini koyarken ona göre, ona hesaba kat. Ben de bilmiyorum. Dedim ki hocam nasıl tatil, yani ne demek tatil? Dedi işte Semana Santa var, Paskalya. Dedi Semana Santa'ya dedi tatil falan dedi. Cuma'dan bunlar bir başladılar tatile. Cuma'dan bir sonraki haftanın pazarına kadar. Neredeyse 10 gün. Pazartesi oldu. Ben dedim hani bak tatil bitmiştir. Ya 10 gündür tatil yapıyoruz çünkü. Ben giyindim, bir güzel sabah uyandım, şey yaptım, gittim okula. Okul kapı duvar. Laboratuvar dedi. Bayağı bütün fakülte binası, bütün okul kapı duvar. Yo. Hocama mesaj attım. Dedim hocam dedim ben okuldayım. Ben dedim okuldayım da okul kapı duvar, yani hani bugün de tatil mi? Ondan sonra laboratuvardaki diğer arkadaşıma da mesaj attım. Hocam dedik evet İzer bugün tatil. Meğer şeymiş, Easter Monday, hani Easter sonrası Ha. tatil. Ya ben ne bileyim, pazartesi oldu artık. Bitti Girdim artık zannediyorsun. hani şeye. Arkadaşım da diyor ki işte İzel diyor, ben diyor herkes biliyor zannediyordum, sen bilmiyor muydun? Dedim ki ben Müslümanım, ben de nereden bileyim? Ben daha kendi dinimin gereklerini Ya. yerine getirmiyorum da ben bir de Hristiyanlık mı kaldım? Ben nereden bileyim sizin Easter Monday'iniz mi varmış da neyiniz varmış, ben nereden bileyim? Onun dışında buradan Toledo diye bir kasabaya gittik. Hemen bir saat mesafede. Ya çok gezemedim açıkçası. Hem zaten sürem kısıtlı. Sadece hafta sonları gezebiliyorum. Çünkü hani mesela buraya eğitim için gelmiş olsam belki hocadan izin alırım. Hani okula gezerim. Ama sonuçta buranın çalışmaya geldim. Yani laboratuvarda sabah 9, akşam 6. Gayet hani yoğun bir şekilde çalışıyorum. Çok fırsatım yok. Hafta sonları işte ancak. Yarın mesela şeye gideceğiz. Segovia diye yine böyle bir saat mesafede bir kasaba gibi bir yer var. Oraya gideceğiz arkadaşımla. Yani bu kadar kısa zamanda yine de küçük Tabii günlerde de olsa canım. değerlendirmeye Tabii tabii çalışıyorsun. Hafta kesinlikle. sonları da geçirmiyorsun yani. Kesinlikle öyle. Şey diyecektim. Genelde hani böyle olumsuz yönleri olarak daha çok böyle biraz pahalılığından bahsettin. Ama genel bir tecrübe olarak sanki gerçekten güzel zaman geçiriyor gibisin. Hani Kesinlikle çok. sevdiğin, sevmediğin yanları diye ayırabilsen mesela söyleyebileceğin şeyler var mı bu konuda? Ya mesela şey çok güzel. Sokakları gerçekten çok güzel. Evler. Hani sokaklarında yürümeyi o kadar çok seviyorum ki. İnsan gerçekten içi açılıyor. İnsanlar çok sıcakkanlı. Yani evet mesela pahalı falan diyoruz ama gerçekten hani bir markete gittiğin zaman mesela şey alabiliyorum, yani somon alabiliyorum. Ya da mesela markette envai çeşit malzemesi var. Sebzesi, meyvesi, yemesi, içmesi. Balıklar, envai çeşit balık var. Hani imkanları gerçekten çok güzel. Bu pek çok Avrupa için böyle gerçi. Yani Polonya'sında da, Estonya'sında da pek çok, sen de İngiltere'de yaşıyorsun. Az çok biliyorsun sonuçta. İçkisi ucuz. İçkisi ucuz, şarabı ucuz. Yani imkanları güzel, eğlenceliler. Sürekli bir festivalleri var, sürekli tatilleri var. Bunlar da çok güzel. Hani
Hayat burada eğlenceli. Hayat insanların böyle çok bir şeyleri yok. Ya da ben belki şu anda buraya 3 aylığına geldiğim için bunu böyle hissediyorum. Hani mesela buraya bir doktora programıyla gelsem ya da çalışmak için gelsem artık biraz daha yoğun bir şekilde sorumluluklarım olacak bir şekilde gelsem belki de bu kadar çok sevmem. İlla ki sıkıntılı yanlarını görürüm. Ama hani şu anki aşamada hoşuma gidiyor. Mutluyum. Şey sıkıntı. Kahve kültürleri yok. Kahve yok. Allah'ım French press kullanmayı bilmiyorlar. French Gerçekten. press. Bak sana yemin ediyorum Ne yok. içiyorlar peki? Ya da yoksa kahve mi Espresso. içmiyorlar? Espresso. Aa, küçük espresso içiyorlar sadece. Başka bir şey yok. Yani mesela ne bileyim, İzmir'de ya da İstanbul'da bir dünya böyle butik küçük kafeler var değil mi? Aynen. Gidersin işte filtre kahveni alırsın, bilmem ne latteni alırsın, şekerli şukurlu bardakta konsept kafeler vardır. Aynen. Onlar yok yani kafeye gidiyorsun en şey americano, espresso, sütlü kahve, bir de işte cappuccino falan bu yani latte. Hani seçenekler bu. Hani bizdeki gibi öyle yok. Şey V60'lar, Chemex'ler şöyle böyle işte bilmem ne ya yok ve çok kötü kahveleri çok bak diyorum ya filtre kahve, şey French press kullanmayı bilmiyorlar. Laboratuvarda espresso makinesi var ve ben şey hayal etmişim hani bir filtre kahve makinesi vardır. İşte ben kahvemi alırım hani. Aynen. Bizim hani mesela İzmir'de benim laboratuvarımda var. Ben su yerine filtre kahve içiyorum. Hafif de yapıyorum onu. Sürekli içiyorum. Çünkü ben içme eylemini çok seviyorum. Bir şey okurken içmeyi seviyorum. Bunlar espresso içiyorlar. Sevemedim de espresso. Çok da sert kahve ve hani sadece işte günde iki kere içiyorlar. Öğle arasında bir de sabah içiyorlar. Hani bizdeki gibi böyle ay dur hemen bir çay yapayım, bir içeyim. Hani bir Çay öyle bir nasıl? şey de Çay yok. içiyorlar mı? Yok ya buradaki Onu da çok çaylar içmiyor. kendi şey. O da çok değil yani. Ondan sonra ben şey aldım. Yani French press aldım. Burada şeylerden bu bizdeki 5 milyoncu mantığında. Bu reften French press aldım. Götürdüm laboratuvara. Hocam diye başka ben ikinci co-advisor'ım. Böyle baktı dedi ki aa dedi bununla dedi şey herbal tea yapılıyor değil mi? Dedi kadın bak böyle baktı. Evet dedim bununla ama dedim kahve de yapabiliyorsunuz aynı zamanda dedim kadına. Kadın şu an, Şaka çok şaşırdı. Bak French yapıyorsun. press'te filtre kahve yapılması çok şaşırdı. Sonra Oha. 3-5 gün sonra laboratuvardaki arkadaşım çocuk geldi dedi ki bana sen dedi, bu French press nasıl çalışıyor ya sen bunda nasıl kahve yapıyor bana bunu bir anlatsan dedi. Aa, gerçekten hiç kullanmıyorlar o zaman. Çok ilginç. İspanya'ya teknolojik İspanya'ya aynen İspanya teknolojiyi getirmişim gibi hissettim. Bilmiyorlar, hiç bilmiyorlar. Çok şaşırdı. İspanyol bir arkadaşım var. Çocuk şeyi kabul etti. Evet İzerleri bize kahvede çok kötü. Biz de kahveyi beceremiyoruz. Dedim evet aferin. Evet, kendileri de Siz de kalıp farkındalar kahveyi beceremiyorsun. Yani sen dedim bir Türkiye'ye gel sen bir kahve gör. Sen yani. dedim bir gel gör bir kafe gör bir şey. Hani öyle şeyi var. Onun dışında zaten bize çok benziyorlar. Bizim gibi pratikler. Mesela şey ne bileyim bu kuzey ülkelerinde işte kırmızı ışıkta bekleme muhabbeti var ya. İşte yol boşsa bile bekle. O burada yok. Bizim gibi paldır küldür herkes geçiyor. Akdeniz kültürü bizim gibi O şey cama rahat. yakınlıkları daha yakın Var. yani, değil mi? O Kesinlikle. Türklere olan, Türklerin gibi Evet. yani, o kadar soğuk ve şey yok. Mesela Alman usulü para muhabbeti yok. O mesela Yok beni yok en yok. çok gıcık eden şeylerden bir tanesiydi, özellikle alışması çok zordu benim için Evet Almanlarla ya. yaşarken. Yani bir sentine kadar hesaplıyorsun her şeyi. Aynen öyle. Hani öyle bir şey yok. Yani şey, ya bizdeki gibi hani bugün ben ödedim. İyi tamam yarın da sen ödersin. Ya da işte hadi ben şu an hadi bu biraları ben alıyorum. Tamam işte Sen ikinci de turu şunu ben al. alırım. Ha. Aynen. Evet. Ben de biz de buna alışmış. Ben de Evet. para hesabı yapmayı hiç sevmem. Evet. O yüzden hani o şey o mantık güzel sıcak kanlılar. Hemen işte ola şeyler böyle havada uçuşuyor. Keyifliler. O yüzden bize çok benzetiyorum. Bir de Türkleri çok seviyorlar. Burada Türk dizileri inanılmaz. Orada da mı gerçekten? Bak deli gibi Türk dizisi izliyorlar. Sadakatsizler, Sadakatsiz var. Kızım falan varmış galiba. Çocuk var bir iki tane daha var. Ben hiç hayatı açıp izlememişim. Nasıl? Geçen Sadakatsiz... Arkadaşım televizyon açtı böyle. Sadakatsiz denk geldi.
Dedim sen bunu mu izliyordun, ne alaka bu? Çocuk bir de bana anlatıyor, diyor ki burada da aşk üçgeni var herhalde, bu dizi çok entrikalı, o ona şey yapmış öyle öyle. Dedim ki sen bu çocuğu, sen de bu diziyi nereden biliyorsun? Oha Sana ya. dedim Bu şey bunu. mi peki? Yani bayağı televizyonda mı çıkıyor yoksa insanlar bayağı Yok, televizyonda bayağı çıkıyor? televizyonda bizdeki gibi Star kanalda şov gibi bayağı televizyonda. Ve hani İlginç. anneleri, babaanneleri, neneleri herkes çok fazla izliyormuş. Yani bizde Oha. eski, mesela Arjantinli arkadaşım, ev arkadaşım Arjantin'de mesela şey Muhteşem Yüzyıl falan izleniyormuş. Bin Bir Gece falan. Ya dedim ki acaba siz, yani Süleyman'ı siz Arjantin'de siz niye izliyorsunuz? Size ne Osmanlı Ya çok tarihi? ilginç ya. Mesela Arjantin, siz Osmanlı tarihini ne yapacaksınız? Seviyorlar Halit Ergenç'in fotoğrafını gösteriyor, diyor ki bu diyor şey, Arjantin'de çok popüler. demek. Helal Ama olsun valla. yani adam her yerde popüler herhalde. Şimdi de İngiltere'ye taşınmış da böyle Instagram'dan görüyorum Bergüzar Koray'la kendisini. Aynen. Ama şey yani düşününce Türkiye'de de bilmiyorum sen izler miydin zamanında böyle Brezilya dizileri falan meşhurdu bir ara biz küçükken. Var da Belki şey hani öyle bir neydi? exchange yaşanmıştır Olabilir. yani. Olabilir. Neydi, var Vahşi Güzeller Ha, öyle bir falan şeyler vardı. vardı. Aynen Melek aynen. melek bir şeyler vardı, Aynen. hatırladım şimdi. Belki hani şu anda popüler olan şey Türk dizileri. Herkes inanılmaz çok Türk dizisi. O yüzden Türklere karşı bir ayrı bir sempatileri var. Zaten biz Akdeniz Ha. insanı genel Galiba. birbirimizi seviyoruz. İşte hani ay Yasoy Turka deyince böyle aa Turka Turka falan diye böyle hemen şey Galiba. yapıyorlar işte. Türkçe bir iki bir şey söylemeye çalışıyorlar O falan. derece. Keyifli. Aynen şey sevindiler ya. Ben çok sevdim ya buradaki insanları. Güzel. Peki şimdi birazcık da şeyden konuşmak istiyorum. Şimdi biz Instagram'dan takipleşiyoruz. İzelim de böyle her günü ya da şeyleri böyle bir story gibi, hikaye gibi anlatıyor böyle yaşadığı her şeyi, her türlü dedikoduları. Hani insanlarla da çok paylaşıyor böyle günlük hayatını, neyin nasıl ne yaptığını. Ben çok zevk alıyorum senin hikayelerini okumaktan. Çünkü Teşekkür çok ederim. böyle yani komik ve hani çok gerçekçi hani tam güzel yazıyorsun. Hani böyle videoda değil bile yazarak anlatıyor ayrı bir şey. Hani birazcık oradaki mesela böyle İspanyol beylerden ya da ev arkadaşlarınla onlar hani onlardan bahsetmek istersen bir eminim merak edenler vardır seni takip edenlerden bu konuları. Ya zaten geçen şu en yakın arkadaşım İzmir'de dedi ki İzel dedi hiç sen gitmişsin gibi hissetmiyorum ya. Yani öyle bir yazıyorsun ki sanki yanımdasın ve bana bunları anlatıyormuşsun Aynen gibi. öyle yazıyorsun ama çok güzel bir akışın var. Ben seviyorum tarzını. Ya bana sağ olsun hani o kadar çok insan bununla ilgili mesaj yazdı ki, mesaj attı ki ben mesela şey hani insanlar diyorlar işte arkadaşlar çok mesaj alıyorum falan böyle, ben Aynen. diyorum ki ya Allah aşkına kim mesaj yazıyor ya falan. Ben gerçekmiş bu ya. Bak yemin ediyorum sana. O kadar mutlu oluyorum ki. Şey diyen arkadaşlar oldu işte. Ya işte İzer böyle çok sevdiğimiz bir dizinin yeni bölümünü bekler gibi Aynen. yeni olaylarını bekliyoruz. İşte lütfen daha fazla paylaş. İşte ben normalde hiç hikaye okumam ama seninkiler çok güzel. Hep durdurup okuyorum. İş yerindeyken şey diyen var. İş yerindeyken hani olayı kaçırmayayım diye bekletiyorum. Akşam eve gelip Sıradan okuyorum. okuyorum. İşte bazen şey, iş yerinde çok canım sıkılınca açıp okuyorum. Çok hoşuma gidiyor diyenler var. Kafaları hiç, o kadar mutlu oluyorum ki ya. Gerçekten çok Ama teşekkür güzel ediyorum. çünkü kendine özgün bir tarzın var ve gerçekten hani şey gibi. Ya bir çok samimi yazıyorsun bir de hani Ve biri zaten aynen kendime de konuşuyormuş gibi gömüyorum. anlatıyorsun. Aynen Zaten... zaten çok samimi bir tarzın da var yani bu hani konuşmamızdan da belli. Çok yansıtıyorsun bunu. Çok böyle pozitif cıvıl cıvıl bir insansın. Hani o yansıyor hikayelerine. Zaten Instagram hesabını koyacağım. İnsanlar merak ediyorsanız bence bir bırakmalısınız üzerine hesabını. Teşekkür ediyorum. Oradan biraz anlatmak istediğim bir şeyler var mı? Şu son bir bey vardı dedikodusunu yaptığın ya da genel insanlar olarak bilmiyorum anlatmak Var, istersen. anlatmaz olur muyum? Var. Şöyle şimdi İspanyol beyler yakışıklı. Ben zaten ülkeye ayak bastım. Bavulumu aldım. Daha yarım saat. Pasaport sırasında üç kişiye aşık oldum. Ben anlamadım zaten pasaport sırası nasıl geçti. O, ay bu da çok yakışıklı. Ay ay bu da çok yakışıklı diye diye ben baktım pasaportumu veriyorum adama. Geldim buraya. Adamlar yakışıklı. Şimdi bizim Türk erkeklerine benziyorlar. Şimdi haklarını da yemeyeyim. Ama şimdi aslında baksam belki de ikisi aynı. Tamam yani karşı aynı. Ama işte bir yer şöyle İspanya. Ayrı bir havası var diyorsun. Yani hani buradaki Türk arkadaş, Türk erkeklerine özür diliyorum ama hani İspanyol ne bir hava katıyor, anladın mı? Yani işte böyle bir Diego ve bir şey hani bir şey olunca hani Bir hava oluyor. isimler falan böyle bir şeyler.
Ondan sonra benim ya ev arkadaşım da çok tatlılar, gerçekten çok tatlılar. Zaten hani, onun dışında ya, ama şey değiliz ya, böyle her şey gırgır şamata, bir şey olduğu da yok aslında öyle ev arkadaşlarımla da. Bir şey oluyor çünkü şey gırgır şamata, ama hani hoşuma gidiyor, mutfakta yemek yiyorum böyle. Şaha diyorum işte hello mello falan böyle, hani keyifli oluyor, sohbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Kısmetin açık olsun, ne diyelim. Yani şimdi hala şeydeyiz. Yani on progress, still on Aynen, progress aynen. diyoruz. Yani eğleniyorum ya şu anda, böyle bir şey Aynen. olduğu da yok. Gır gır şamata muhabbet. Ama hoşuma gidiyor. Aynen. Böyle insanlar böyle konuşması, böyle ya şeyler çok farklı. Hım. Metroda bir şey yani ilgimi çekiyor. Hemen onu böyle paylaşıyorum. İşte insanlar yorum falan yapıyor. Aa öyle miymiş böyle. Mesela geçen şeye baktım. Metro şeyleri kolları hala şeyli. Kaldırmalı. Arkadaşım yıl olmuş 2022. Bir tane yemekleri var. Pilav. Pilavın üzerine yumurta. Sağında yumurtayı koydular. Pilavın üstüne. Üstüne domates sosu. Allah. Ne yemeğiymiş o? Bu bir yemek. Sevdin Ben mi peki? yemedim yani, yemekhane sırasındayım. Baktım yanımdaki adam o yemeği aldı. Tam böyle ben de olsa da pilav siparişi verdim. Hani böyle tavuklu patatesli bir yemek vardı. Yanına da pilav siparişi verdim. Ben siparişi verdim. Bir yandan yanımdakini de kesiyorum. Hani adam, kadının hazırladığı yemeğe bakıyorum. Yani bilmiyorum nasıl yapar bunu ya. Bu da pilavın üzerine yumurtayı koydu. İşte domates sosu koydu falan. İlginç. Ben bir yandan onu keserken baktım. Kadın aynı şeyi benim pilavıma yapmaya başladı. Ciddi misin? Arka ben ya no falan dedim. No şey, no tomato, no sos falan diyor ama kadın anlamıyor ki İngilizce. Ondan sonra şey yanındaki adam hani anlatmaya çalıştı. Kadın tamam hani dedi, tamam ikinci tabağı hazırlayacağım. Kadın bu sefer yine koydu pilavı. Bu sefer pilavın üzerine yumurtayı da koydu. Yumurtayı koy. Meğer o şey, ben domates sosu istemiyorum zannetmiş. Ben komple hiçbir Ay. şey istemiyorum. Arka, ya yumurtayla pilav nasıl bir... İlginç Ondan sonra bir mix ama belki de güzeldir demeseydin. öyle değil mi? Ben buraya geldim, laboratuvardaki arkadaşlarıma söyledim, bunlar bir alındılar. Sen işte bizim yemeğimizi mi beğenmedin? İşte çok güzel bir yemekte sen nasıl beğenmezsin de şu, ay dedim Allah kusura bakmayın. Pilavın üzerine yumurtayı koymuşsunuz, üstüne domates. İşte bir tastan çok beğenir. Dedim kalsın. İnsanlara söylemek istediğin ya da şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın dediğin, aklına gelen herhangi bir şey var mı? Evet, aralarda zaten küçük küçük şeyler verdin ama son olarak ya da eklemek istediğin bir şey var mı? İspanya biraz vize de zorluyor ama hani bir kere işin içine girince Devamı devamı geliyor. geliyor ya. Çok güzel. Yurt dışı deneyimi mutlaka yaşasın arkadaşlar. Mesela ben buraya şu anda doktora başvuruları falan da yapmayı düşünüyorum. İstiyorum da. Aynı üniversiteye mi? Aynı hocamla düşünüyorum hatta. Ha, olur, olmaz, zaman ne gösterir bilinmez. Hani olur da tek buraya PhD ile gelirsem tekrar biz bir video çekelim. Aynen, bir de o zamandan daha. Bir de o zaman hani böyle artık hani buranın böyle yerlisi, lokal bir insan Aynen. olarak burada yaşam nasıl? Bir de o zaman onu konuşalım. Aynen. Rahatlığın çok düşkünler. Cuma günü zaten öğlende falan şey bitiyor. 2-3 gibi çalışma bitiyor. Tabii biz çalışıyoruz ha, bu kadar. Onu Vallahi. ben de çok fark ediyorum, biliyor musun? Yurt dışına gittiğin zaman, çünkü hani bizim herhalde bir çok çalışma şeyimiz mi var? Öyle alışmışız, öyle yetiştirilmişiz. Hani her şey çalışma, çalışma, çalışma. Hani böyle kendi zevkine ya da hobilerine ya da böyle ilgilendiğin İşte. şeylere ayrı bir şey yok yani. Hani öyle bir şey zaten öğretilmemiş, gösterilmemiş. O yüzden hani Fırsat da buraya yok. gelip çalışınca zaten hani bir şey olarak fark ediyorsun, farkını koyuyorsun. Hani insanlar an işte hani seni çok çalışkan biri olarak görüyor. Evet, ama hani sen de şey yapıyorsun artık, yani niye ben bu kadar çalışıyorum ki, hani kimse bu kadar kasmıyor, ne gerek var ki, O hani ben de birazcık aslında gideyim tatil edeyim, evet. ben de birazcık şunu yapayım, hani ben de birazcık hani niye bu kadar abartıyorum ki falan İşte o oluyorsun. aslında güzel bir farkındalık. Yani çünkü insanın kendisine değer vermesi gerektiğini farkına varıyoruz. Biz işte Aynen. bunu bilmiyoruz. Bizim için her şey çalışma. Ama işte Aynen. Avrupa'ya gelince hani mesela 4'te mesai bitiyor. Bize o şu ne, 4'te mesai mi bitiyor ya? Ya arkadaşım 4'te mesai bitiyor çünkü bu insan evine gidecek. Bu insanın çoluğu çocuğu var. Onunla vakit geçirsin, bir tiyatroya gitsin, sinemaya bir arkadaşıyla vakit geçirsin. Aslında insana değer verildiği için 4'te bitiyor. Evet, aynen Biz işte buna öyle. alışmışız ve ilk zamanlar farklı geliyor. Ama zamanla mesela sen şu anda siz İngiltere'desiniz. Buna artık alışmaya başlamışsınızdır. Hani insan oh be, ben
Yaşıyorum ya. Aynen Yaşadığının yani farkına yaşamaya varıyorsun. yani kesinlikle hani artık kendine zaman ayırmaya işte hafta sonları tatillere küçük yerlere gitmeye hani çünkü şey dediğin gibi de zaten hani Türkiye'de genelde sokak sohbetlerinde insanlar der ya hani işte iPhone'un var her şey tamam hani böyle normal hayatını O değil geçiriyorsun işte bir öyle. sıkıntı değil hani yaşamak çalışıp eve gidip uyumak değil Yemek yemek yaşamak değil. değil yaşamak bu değil yani hani diğer mesela bizim komşularımız var yan komşumuz adamlar 70-80 yaşlarında var ve hani her tatilde yurt dışına gidiyorlar. Her tatilde her hafta sonunda bir yerde bir işte Lake District var mesela çok güzel böyle yeşillik bir yer. İşte orada bir çiftlik kiralamışlar oraya gidiyorlar. Hani evlerinde durdukları zaman az hava güzel oldu mu dışarı çıkıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Hani Ya. bunu sadece emekliler değil ama adamlar hani 80 yaşında yine de böyle yaşıyorlar. Hani genci de öyle. Ne zaman bir tatil bir fırsat olsa yurt dışıdır. İşte burada güzel faaliyetlerdir, aktivitelerdir. Zaten çok aktifler hem spor hayatlarında hem böyle yaptıkları İşte şeylerde. Gece ve ya yağmur yağıyor, kar yağıyor, adam sokakta koşuyor falan yani. Bu şeyi nereden buluyorsun? imkan da Anladım. var. Adam sokakta Evet. koşuyor. Ağacı var, ormanı var. Ormanda Evet. gidiyor, yürüyüşünü yapıyor. Mesela işte senin anneannen, babaannen ya da deden Allah aşkına komşuların gibi Düşün. gidip de gezebiliyorlar mı? Ya da Yok. benimkiler yapamıyorlar. Aynen. İşte bu çok güzel. Hani ben o yüzden Evet. yurt dışında yaşamayı seviyorum. Hani yurt dışında Evet. yaşamak isterim. Evet. İnşallah imkan olur daha detaylı bir şekilde, daha kalıcı bir şekilde gelirim. Ama şu anda mutluyum ya. Sevdim hani zamanla da insan alışıyor. Hani bence herkesin bunu yaşaması lazım. Bence de kesinlikle. Hem kendini mental olarak da geliştiriyorsun. Yani şey Ha. kişilik olarak da geliştiriyorsun. Arkadaş çevren gelişiyor. Yeni Evet. şeyler öğreniyorsun. Yeni kültürler öğreniyorsun. Yemeğinden tut da işte dilinden, kültürüne, dansına kadar pek çok şey öğreniyorsun. Aynen. Çok güzel yani ben çok memnunum. Hani Ya. imkanı olabilen, yani imkanı olan yapsın. Hani Allah'tan benim imkanım oldu. Hani ya yani evet okulu kazandım. Okul bana bu imkanı verdi ama hani ailemin de desteği oldu. Tabii. Çünkü mesela ben çalışıyordum. İşi hani buraya gelebilmek için ben işten çıktım. Şimdi ben işten çıkıp buraya gelebilmek bir lükstür. Bunu hani bu Evet. ailemin bana hani sağladığı destekle oldu. Yoksa hani ben normalde hani işime devam da edebilirdim. Ama hani ailem tamam bize hani biz eğer bu sen bunu yapmak istiyorsan yap kızım dediler. İşten çıkıp buraya gelebildim. Hani evet kendim hani kazandım, sınava girdim, hakkımı kazandım, şey yaptım ama dediğim gibi hani ailemin desteği olmasa yapamazdım. Evet, kesinlikle aile de çok Gelemezdim önemli hani. zaten yetiştirilme Kesinlikle. tarzından Hani o aileden. konuda hani o konuda hani şanslıyım. Allah Evet. hani Allah razı olsun diyeyim. Ne diyeyim? Evet. Allah razı olsun. Ne güzel. Çok güzel. Güzel ya Öyle. gerçekten Allah razı olsun onlardan. Mutluyum. Ay mutlu hani. oldum. Çok tatlı ya. Çok güzel ama gerçekten ya çok teşekkür ederim öncelikle gelmeyi kabul ettiğin için. Hani Instagram'dan takipleşiyoruz evet ama hani böyle bir sohbet etme şansımız hani başka nerede nasıl olurdu bilmiyorum. İngiltere'ye yolun düşerse beklerim. Ama çok şey yani güzel oldu bence. Ya. Çok sevindim gerçekten böyle gelip tecrübelerini anlatıp şey. Ama da yolun açık olsun. Umarım her şey istediğin gibi olur. Umarım her şey güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum bana bu videoyu çekmek için teklifte bulunduğun için. Davetin için çok teşekkürler. Çok mutlu oldum. Zaten mesajını gördüm. Aşırı mutlu oldum. Ama o anda Harika. yazamamıştım. Yani şey yapamadım çünkü yoğundum. Ondan sonra hani bu sıcak muhabbet için de çok teşekkür Aynen. ederim. Çok Umarım güzel. İngiltere'ye yolum düşer. Umarım aynen. Güzel olur. İnşallah. Çok İnşallah. teşekkür ederler. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür Evet, ederim ben çok tekrardan teşekkür davetin ederim. için. Aynen, çok teşekkürler. İnşallah yani takip edeceğiz zaten Instagram'dan. Senin hesaplarını da buraya bırakacağım. İnsanlar soru sorarsa Madrid'le ilgili muhtemelen sana Evet. ulaşırlar diye düşünüyorum zaten Her zaman, ne Instagram'dan, zaman oradan, buradan. isterlerse. Aynen. Mümkün Çok olduğunca. teşekkürler. Yolun açık olsun. Tekrar görüşmek üzere Çok inşallah. teşekkürler. Görüşürüz. Bay Bye bye. bay.